Merhaba gençler, AutoCAD derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Array komutu. Ribbon menüde yeri hemen burada yer almakta. Array komutunun hemen yan tarafında aşağıya bakan bir ok var. Bu oka basmamla birlikte bakınız Array'in 3 tane alt fonksiyon olduğunu görüyorum. Rectangular Array bugün öğreneceğimiz komut olsun. Rectangular Array'e bastığım zaman bakınız aşağıda komuta girmemle birlikte yeni bir komut ismi yazıyor burada. Array rect dediğimiz şey Rectangular Array'in kısaltılmışı. Şimdi Escape ile çıkayım. Bu geldiğimiz yere yani Rectangular Array'a Array rect diyerek de giriş yapabiliyoruz. Enter'a basmamla birlikte bakınız benden öncelikle bir obje seçimi istiyor. Diyelim ki şuradaki kareyi ben array'lanacak komutun istediği obje olarak tercih edeyim. Seçtim. Enter'a basmamla birlikte bakınız kaynak objeden Rectangular Array'deki mantık kaynak objeden X ve Y yönünde bu objenin aynısı kopyalar oluşturuyor ve sıralamayı yapıyor. Rectangular Array'in fonksiyonu budur. Tabi bakınız burada Rectangular Array'da bir işlem yaptığım zaman yukarıda Array Creation diye yeni bir sekmenin oluştuğunu görebiliyorum. Bakınız burada type olarak Rectangular Array'i kullandığım için tip olarak bunu olduğunu gösteriyor. Hemen yan tarafta kolon dediğimiz bir kısım bulunmakta. Kolon dediğimiz şey bakınız şuradaki kopyalama ve sıralama işleminde şuradan aşağıya olan sıralar çocuklar kolon olarak ifade ediliyor. Bakınız 1, 2, 3 ve 4 tane kolon görüyorum. Bakınız şuradaki 4 sayısı da oradan geliyor. Şimdi bunu 6 yapıyorum. Bakın çocuklar şu anda bir şey olmadı. Mouse'umuzun çalışma kısmına girdiğimiz zaman bakınız oraya 2 tane daha kolonun eklendiğini görüyorsunuz. Hemen yan tarafında rows'lar var yani sıralar var. Bakınız bunun da 3 olduğunu görüyorum. Rows yani sıra sayısının 3 olduğunu görüyorum. Bu da şöyle 1, 2, 3. Bunu da şimdi değiştirelim. 5 yapalım. Bakınız çizim alanına girdiğim zaman hemen eklendiğini görüyorum. AutoCAD'de böyle bir tuhaflık var. Demek ki buradaki kolon ve rows'un mantığı kolonlar şunlar, yukarıdan aşağı olan sıralar. Row'lar da çocuklar satır olarak ifade edilen şu yatay olan sıralardır. Tabii çocuklar şurada bazı seçenekler de bulunuyor. Mesela kolon, rows, levels, properties'de associative var, base point var. Bakınız bunların çoğunun şurada açılan komutun içine girmekle oluşan alt fonksiyonlar da olduğunu görüyorum. Bakınız associative'in burada olduğu gibi burada da olduğunu, base point'in burada olduğu gibi burada da olduğunu, count, spacing, kolon bakınız burada, rows bakınız burada, levels burada ve komuttan çıkmak için exit'in de burada olduğunu görüyorum. Bunları anlattığımız zaman aslında şuradaki olayları da yani alt fonksiyonları da konuşmuş olacağız. Şimdi yavaş yavaş bunların şuradaki kolon, rows, levels ve şuradaki özelliklerin ne manaya geldiğini yavaş yavaş öğrenelim. Çünkü şurada 6 dediğim gibi kolon sayısıdır. Hemen altında between kolonlar arası mesafe gibi algılayabilirsiniz ama burada tuhaf bir durum var. Şöyle hemen şöyle gösterelim size. Bakınız burada 75 birimlik bir uzunluk verilmiş çocuklar. Kolonlar arasındaki mesafe. Bunu şimdi çocuklar 100'e çıkartıyorum. Bakınız yine bir şey yaptı ama çalışma alanıma mouse'un gelmesiyle birlikte bakınız hemen bu değişikliği mutlaka böyle bir sıkıntısı var AutoCAD'in. Mutlaka mouse'unuzun burada olması gerekiyor ki hemen burada girdiğimiz sayının burada etkisini görebilmek için. Peki buradaki girdiğimiz 100 ne demektir? Ona şimdi bir bakalım. Close'la kapatayım. Çocuklar 100 aslında şunu gibi düşünebilirsiniz. Kolonlar arasında yani şu birinci kolon, şu ikinci kolon bunların arasındaki mesafe gibi düşünebilirsiniz bu 100 birimi. Ama tam olarak buna karşılık gelmeyecek. Şimdi çocuklar bir boyut atalım. Lineer bir boyut. Bakınız şuradan şuraya bir boyut atalım. Gördüğünüz gibi çok küçük olduğunu görüyorum. Annotation'a giriyorum. Bakın burada bir boyutlama ile alakalı bir kısım var. Dimension Style diye. Buna tıklıyorum. ISO 25 Modify diyorum. Mesela şuradaki Use Overscale Of'u yani şuradaki boyutu 7 oranında büyütüyorum. Daha rahat şekilde görebilmek için bakınız 50.
Demin girdiğim 100 birimin aslında şurada iki tane obje arasında, yani array'lerle oluşturduğum x'te, yani şu taraflarda oluşturduğum objeler arasındaki mesafe değilmiş. Peki bu 100 neyle karşılık geliyor? 100 çocuklar şudur. Array ile oluşturduğumuz bir nesne olsun, herhangi bir kolonda, bu kolonların içindeki herhangi bir objenin bir kenarından diğer kolondaki objenin aynı kenarına olan mesafe demektir. Mesela şöyle gösterelim. Mesela şuradaki objenin sağ kenarı ortadaki kenarında midpointinden, bakınız, bir sonraki kolondaki objenin aynı noktasına olan mesafe. 100 birim. Evet, 100 birimin mantığı buymuş demek ki. Veya şöyle gösterelim. İlk objenin, yani ilk sütundaki objenin merkezinden ikinci sıradaki, ikinci kolondaki objenin merkezine olan mesafe, bakınız, yine 100 birim. İşte buradaki mantık, yani kolonlar arasındaki mesafe, between kelimesindeki mesafe aslında objenin, herhangi bir kolondaki objenin bir noktasından diğer sıradaki ve diğer kolondaki objenin aynı noktasına olan mesafe. Yoksa iki tane obje arasındaki mesafe değildir. Şöyle şimdi bunları sileyim. Şimdi çocuklar bakınız şurada. Seçimi yapmamla birlikte bakınız. Demin array creation vardı. Evet, ilk array'ı oluştururken burada array creation var. Şimdi oluşturulmuş bir array'a şöyle eski bir tekrar çıkayım. Bakınız, tıklamamla birlikte görüldüğü gibi artık bu kodaki segmentin ismi değişti. İsmi array oldu. Array creation'den array'a döndü. Ama yine bakınız kolon, rows, levels gibi özelliklerin hala burada olduğunu görüyorum. Buradaki 100 birimi anladığımıza göre buradaki total nedir? Total dediğimiz şey buradaki kolonların ilk sütundaki kolonlar ve son sütundaki kolonlar arasında yine aynı noktalar arasındaki toplam mesafeyi gösterir. Hemen gösterelim bunu. Bakın burada bir 500 sayısını görüyorum. Escape ile çıkayım. Şimdi lineer bir ölçüm dağıtalım. Mesela şimdi yakınlaşıyorum. Şöyle yakınlaşayım. Bakınız buradaki ilk kolondaki bir noktadan son kolon sırasındaki aynı noktaya olan mesafe. Evet, yine aynı between'de olduğu gibi böyle bir mantık var. Total dediğimiz şey birbirini takip eden iki kolon sırası değil, birinci kolon sırasıyla sonuncu kolon sırası arasındaki mesafeyi bize toplam olarak veren bir sayıymış buradaki total dediğimiz mesafe. Şöyle bunu da sileyim. Tekrar şöyle seçmekle birlikte hemen array sekmesi oluştu ve buradaki array seçeneklerine giriş yaptım tekrar. Bakın çocuklar, şurada yine bir 5 vardı. Bakınız burada bir 75 var. Peki acaba kolonlardaki buradaki between, yani mesafe, aralarındaki mesafe, birbirini takip eden sıralar arasındaki mesafe acaba buradaki kolonlarda olduğu gibi sıralarda da aynı mı? Bakınız 75 ve 300 sayılarını görüyorum. Between ve total olarak. Close array ile kapatayım. Şimdi bunları ölçelim. Şimdi bakın çocuklar, kolonda değil de bu sefer satırlarda ölçüm yapıyorum. Yine bakınız, birbirini takip eden iki tane satır arasındaki mesafe 25. Evet, oradaki between yine iki tane obje arasındaki, array ile oluşturduğumuz, y'de oluşturduğumuz obje arasındaki mesafe yine değilmiş. Acaba yine şöyle bunu sileyim. Bir sıradaki objenin bir kenarından veya bir noktasından bir sonraki objenin aynı noktasına, objenin aynı noktasına çizdiğim mesafe mi acaba buradaki gördüğüm şuradaki between'deki 75 birim. Şimdi bakalım, tekrar bir ölçü koyalım. Bakınız şurada, hatta merkezden ölçeyim. İlk sıradaki objemin merkezinden ikinci sıradaki objemin merkezine bakınız, yine kolonlarda olduğu gibi aynı mantık var. Sıranın bir objesinin herhangi bir kenarından hemen takip eden sıranın aynı objenin aynı noktasına olan mesafe. Peki toplam 300 birim demiş total mesafesi olarak sıralarda. Yine aynı mantıklı mı kolonlarda olduğu gibi bakalım. Bakınız ilk sıradaki objenin merkezinden son sıradaki objenin merkezine olan mesafe. Evet, demek ki yine aynı mantık var kolonlarda olduğu gibi. Birinci sıradaki objenin herhangi bir kenarından, ki bu sadece merkez olmak zorunda değil, bakınız bu kenardan son sıradaki objenin aynı noktasına olan mesafede aynı. İşte bakınız total kelimesi de bu manaya geliyor. Bunları tekrar siliyorum. Şöyle tekrar seçiyorum. Ve şurada levels denen bir
fonksiyon daha var. Level çocuklar aslında iki boyutlu çizimleri pek etkilemeyen bir şey. Bu üçüncü boyutta aynı objeden array yapmanızı olanak sağlayan bir şey. Yani biz şu anda X ve Y'de çalışıyoruz. Bir de bunun Z boyutu var. Ki ben iki boyutlu çizim yaptığım için bunu aslında çizmemiştim. Buradan çocuklar üçüncü boyutta da şurada gördüğünüz objeyi yükseltebilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Mesela 5 sıra yukarıya doğru 5 sıra olduğunu göstereceğim. Ve aradaki mesafesi de mesela 150 birim olsun. Şu anda çocuklar bir şeyler yaptı ama biz şu anda algılayamıyoruz. Çünkü niye? Şu anda biz X ve Y'de çalıştığımız için Z boyutunu göremiyoruz. Çocuklar Shift'e basıyorum ve bakınız şöyle mouse'umun orta tekerlerini tutup şöyle gösterdiğim zaman bakınız benim normalde çalıştığım X, Y düzleminde bir de Z boyutunda aslında şuradaki 5 sıra ve arasında 150 birim olacak şekilde aynı komutun Z yönünde de yani Z boyutu yönünde de kopyalamalar ve sıralamalar yaptığını görüyorum. Mesela şimdi bunu 100'e çekeyim. Bakınız her bir katman arasında yani Z boyutundaki her bir katman arasındaki mesafe yine bakın total dediğimiz şey de yine Z boyutunda objenin bir noktasından diğer noktasına olan mesafe yine aynı şekilde aynı mantıkta. Columns'ta ve Rows'ta olduğu gibi devam ediyor. Tabii ben iki boyutta çizim yaptığım için buralara çocuklar yine 1-1-1 haline getiriyorum. Close diyorum. Tabii şu anda çocuklar X, Y, Z boyutunu aynı anda görebildiğim için tuhaf bir şekilde duruyor. Bunu şöyle View'dan hemen ayarlayalım. Tab görüntüden tekrar bizim normalde kullandığımız, iki boyutta kullandığımız X ve Y koordinatlarına geri döndüm. Tekrar şöyle seçeyim. Şimdi çocuklar şurada bazı seçenekler var. Mesela Base Point var. Base Point nedir çocuklar? Bakın şurada ilk objemi hatırlıyorsunuzdur. Bu objenin şu anda merkezinden başlayan bir çoğaltma görüyorsunuz. Bunu aslında değiştirebilirsiniz. Şöyle bakınız Base Point'i köşeye alabilirsiniz burada olduğu gibi. Tekrar şöyle basayım. Tekrar merkeze alayım. Bunu böyle şekilde buradan ayarlayabilirsiniz. Bu arada şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Çünkü bakın şurada bazı oklar görüyorsunuz. Şurada bir ok, burada bir ok, bir ok burada, bir ok burada. Bir tane de köşede bir kare görüyorsunuz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Aslında şurada gördüğünüz kolon, rows gibi kısımların ayarlarını, hatta bunların içindeki between ve total gibi kısımları ayarlamakta kullandığımız oklar ve kareler oluyor. Peki şu kare neymiş? Ona göre başlayalım. Yani sağ üstteki kare ne işe yarıyor? Bakın tutuyorum ve yan tarafa doğru çekiyorum. Ne ekledi çocuklar? Hatta şöyle çekeyim, böyle çekeyim. Bakınız bu aslında bize kolon ve rows eklememize olanak sağlayan bir fonksiyona sahip. Bakınız şöyle istediğiniz kadar uzatarak bakınız şöyle yeni kolonlar, şöyle sadece satırlar, şöyle sadece kolonlar ekleyerek mouse'unuzu ayarlayaraktan bunları ekleyebiliyorsunuz. Bakın şöyle tıkladım. Yeni satırlar ve sütunlar ekledim. Bunu çocuklar buradan da yapabilirsiniz. Daha kolay olarak buradan pek uğraşmak istemezsiniz belki de. Peki şurada bakınız iki tane ok var. Bu ne işe yarıyor? Şimdi bakalım ona. Şimdi bakınız bunu okların üzerine geldiğim zaman bana bir şey gösteriyor. Kolon 7. Tutuyorum şimdi bunu. Bakınız bu ok yani en uçtaki ok sadece kolon eklemenize olanak sağlıyor. Satır ekletmez. Aynı fonksiyonda bakınız burada başka bir ok daha var. Bu da bakınız üzerine geldiğimiz zaman rows 7 yazıyor. Şuradaki sayıyı yazıyor yani. Peki şimdi bunu da tutup bakınız bu sefer de kolon eklemiyor. Rows ekleyerek devam edebiliyorsunuz. Yani buradan mouse'unuzla da kolon ve satır sayılar kolon ve satır sayılarını değiştirebiliyorsunuz. Tabii çok kullanır mısınız? Orada mesela şuradan değiştirmek varken böyle bu şekilde değiştirmek varken mouse'unuzla da değiştirim yapabilirsiniz ama daha fonksiyonel olanı şuradaki ribbon menüden yapmak daha kolay geliyor bana. Çocuklar içinde öğretmediğim şurada iki tane daha ok var. Bunlar ne işe yarıyormuş? Onlara bir bakalım. Şimdi bakın üzerine geliyorum. Üzerine gelmemle birlikte bir 100 sayısı görüyorum. Peki bu 100 sayısı nedir bakınız? Aslında bakınız kolonlar arasında bir ok olduğu için bu buradaki between kelimesindeki 100 sayısı burada da var bakınız. Şimdi bakınız bunu 150'ye çıkardım. Mouse'uma tıkladım sol butonuna ve çekiyorum şimdi. Bakınız burada bazı sayılar görüyorum. 175, 200 mesela şu anda. 200'e bastığım zaman iki tane obje ki kolonlar arasındaki aynı objeler aynı objelerin aynı noktalar arasındaki mesafe bakınız. 200 birim oldu. Ve şuradaki sayının da otomatik olarak 200 olduğunu görüyorsunuz. Burada bakınız hemen
buradaki en dipteki kaynak objenizin hemen üstündeki oktan göreceğiniz gibi. Bu da çocuklar satırdaki mesafe. Yani şuradaki 75'i değişmenize olanak sağlıyor. Bakınız geliyorum. 75 zaten gözüküyor ekranımda. Çekiyorum mesela 125'e çıkardım. Tıkladım. Bakınız 125'e buradan da otomatik olarak değişti. Yani bakınız şu ekranınızdaki oklar ve şu köşedeki kareyle birlikte değişiklikler yine yapabiliyorsunuz. Rectangular array ile çoğalttığım nesnelerimi seçiyorum. Seçmemle birlikte yine array sekmesi ribbon menüde gözüküyor. Çünkü burada edit source var. Bu ne işe yarıyor? Şimdi şurada rectangular array ile x ve y yönlerinde çoğalttığımız nesnemizi şurada bir değişiklik yaptığımız zaman ve associative ilk kısımda array creation'da associative özelliğini açık bıraktığımız için kaynak objede yapacağımız bir editleme, bir değişim diğer kaynak objeden çoğaltılmış nesnelere de aktarılabiliyor. İşte bunun için çocuklar edit source komutunu kullanabiliyoruz. Öncelikle şuradan edit source'a basıyorum. Şimdi benden değişiklik yapacağım nesneyi seçmemi istiyor. Şuradaki nesnede bir değişiklik yapacağımı söylüyorum. Bakınız associative özelliğinin açık olmadığını söylüyor. Burada yapacağım bir değişikliğin diğerlerinde yani kaynak objedeki seçtiğim kaynak objedeki değişikliğin diğerlerinde aktarılacağını söylüyor. Kabul edip etmediğim soruluyor. Tamam diyorum. Ve şimdi bakınız burada seçtiğim obje kendi halini dururken diğer objeler kesikli çizgiler halinde çizilmiş. Ve şimdi bakınız buradaki kaynak objede değişiklik yapıyorum. Buraya mesela şöyle görüldüğü üzere bir daire ekliyorum. Daireyi eklememle birlikte kaynak objedeki yaptığım değişim buna bağlı diğer objelere de ne oldu çocuklar? Aktarıldı. Bu aktarımı yapabilmesi için ilk kısımda yani array creation kısmında associative'in aktif olması gerekiyor. Ve şu anda benden bir şey daha bekliyor ve bu beklemede şurada bakınız hemen kendini gösterdi. Edit array diye iki tane buton oluştu. Bu buton çocuklar bakınız home sekmesinde de var, insert sekmesinde de var, annotate'de var, parametrikte var. Yani bütün sekmelerde oluştu. Şu bu ne demektir? Şu yaptığınız değişikliğin yani kaynak objeye bir daire eklediğiniz bunu kabul ediyor musunuz? Save changes veya discard changes yani buradaki değişiklikten vazgeçmişseniz de buradan discard changes diyerek de buradaki değişikliği geri alabiliyorsunuz. Öncelikle discard changes diyelim yani yaptığımız bu daire eklemesini geri alalım. Bakınız geri alıyorum discard'a bastığım zaman tekrar array ile İlk değiştirdiğim hale geri dönüş yaptı. Şimdi gelin tekrar buraya bir değişiklik yapalım ve bu sefer bu değişikliği kabul edelim. Burada bakın değişiklik yapacağım. Edit source yani kaynak objeyi değiştireceğimi söylüyorum. Hangi kaynak objeyi değiştirmek istiyorum? Bakınız buradaki. Kabul ediyorum. Buraya bir daire ekleyeyim. Şimdi bakınız save changes diyerek bakınız rectangular array ile çoğalttığım karelere yeni eklediğim daire diğer objelere de otomatik olarak aktarılıyor. Tekrar rectangular array'a array sekmesinden giriş yapıyorum. Şimdi bakınız burada yeni seçenek replace item. Çünkü replace item normalde bakınız şuradaki çoğaltmada kullandığınız kaynak objeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte replace item burada gördüğünüz objenin yerine başka bir objeyi atamanıza olanak sağlıyor. Bunu çocukta şöyle close önce kapatayım. Şu yan tarafa bir tane elif çizmek istiyorum. Şöyle. Diğerlerinden şurada çoğalttığım nesnelerden farklı olarak bunu kullandım. Taşıyorum. Diğer kaynak objeleri rectangular array ile çoğalttığım bu kaynak objenin merkezine elipsimi taşıdım. Şimdi şurada gördüğünüz nesnelerin yerine artık elips olan bir şekil eklemek istiyorum. Yani kaynak objedeki şu kare ve daire şeklini bir elipste değiştirmek istiyorum. Bunun için çocuklar bu rectangular array ile çoğalttığınız nesneleri bir kere tıklamanız kafi. Herhangi birini tıklayınca buradaki array sekmesi açılıyor. Replace item diyorum. Bakınız tıklıyorum. Şimdi benden buradaki objeleri hangi obje ile değiştireceğimi soruyor. Buradaki ellipse değiştirmek istediğimi söylüyorum. Enter'a basıyorum. Ve şimdi bakın çocuklar
aslında belli bir mesafede değişiklikler yapabilirim. Veya şurada görüldüğü gibi boş bir enter basabilirim. Yani tek bir kere enter'a bastım ve bakın şuradaki elipsteki değişimi rectangular array ile çoğalttığım daha önceki nesnelere bu şekilde bir kere boş enter'dan sonra bakınız mouse'umun sol butonuyla tıklayarak bakınız böyle istediğim nesnelerde şuradaki elipsi bu şekilde yerini değiştirebiliyorum. Yani replace item yaparak şuradaki elipsi artık istediğim nesneyi daha önceden rectangular array ile çoğalttığım nesnenin yerine bu şekilde mouse tıklamasıyla değiştirme yapabiliyorum. Tabii şimdi bu tabii biraz zahmetli oluyor. Ama derseniz ki buradaki elipsi bütün bu rectangular array ile çoğalttığım bütün objeleri aynı anda değiştirmek istiyorum. O zaman işte bakınız buradaki source object butonunu tıklamanız kafi veya S enter demeniz kafi. Tıklıyorum bakınız işte daha önceden kare ve daire ile oluşturulmuş nesnenin yerine yeni nesnemiz noktacıklar yerine replace edilerek yani değiştirilerek bütün objeler artık elipste değiştirilmiş oldu. Buradan exit diyerek çıkış yapabilirsiniz. Reset array çocuklar bütün değişiklikleri geri alan bir komuttur. Close array diyerek buradan çıkış yapabilirim. Çocuklar daha önceden ilk array komutuna giriş yaparken array creation kısmında atladığımız bazı fonksiyonlar vardı. Gelin şimdi bu fonksiyonları öğrenelim. Bunu explode'la patlatacağım. Explode komutu rectangular array veya array ile çoğaltılmış nesneleri tek birer obje haline getiren bir komut. Yani bütün objeleri bakın şöyle demin bir butona bir objeye basmanla birlikte rectangular array'deki bütün objeleri seçebiliyordum. Artık ne oldu çocuklar? Bakınız explode'la birlikte buradaki array'lik yani rectangular array'deki bu associative özelliği kayboldu ve hepsi birer kendi halinde nesneye dönüştü. Şimdi bunları şöyle bir tane bırakacak şekilde seçip siliyorum. Seçtim. Array'ın altında rectangular array'ı tercih ettim ve bakınız array creation ilk array'deki sekmem açıldı. Bakınız buradaki associative özelliğini konuşalım şimdi. Associative özelliğinden bahsetmiştim ama şöyle bir yine değinelim. Associative özelliği çünkü bakınız şuradaki bir kaynak objeden X'de ve Y'de çoğaltma yapmıştı ve bunları birbirine bağlamıştı. Yani bir objedeki bir değişiklik mesela şu iki obje arasındaki mesafeyi değiştirmek veya şuradan kolon sayısını, sıra sayısını ve satır sayısını değiştirerek burada bir anda bütün bu rectangular array ile yapmış olduğumuz fonksiyonlar bütün objelere aktarılıyordu. İşte bu associative çocuklar sanki bunu explode ile patlatmış yani şuradaki seçeneği kaldırınca sanki explode ile patlatılmış ve şuradaki bütün nesneler kendi başına kendince bağımsız birer nesne haline dönüştürmeyi sağlayan bir fonksiyondur. Mesela şimdi bakınız bunlar kapatacağım associative'i ki bu fonksiyonu bakın aşağıda da kapatabilirsiniz. AS enter diyerek veya şurada tıklıyorsunuz bakınız yes seçili. No diyerek bakınız yukarıdaki associative kapanıyor. Veya şuradan bakın şöyle kapatabiliyorsunuz. Bakınız kapattım ve close array diyorum. Bakın şimdi nesneler tek başına birer nesne haline geldi. Yani rectangle array'deki bir tane bir butona basmakla yani herhangi bir nesneye basmakla bütün objeleri aynı anda rectangular array ile seçemiyorum. Bakınız kendi haline birer nesneye dönüşmüş oldular. Yine böyle seçeyim ve sileyim. Tekrar buradan array rect diyerekten komuta giriş yaptım. Çünkü burada bazı seçenekler var. Bakınız count ki bunların çoğunlukla şuradan yapabiliyoruz. Count dediğimiz şeye bir bakalım. Count'a basıyorum. Burada bakınız çocuklar kolon sayısını girmemi istiyor. Bakın zaten bunu buradan yapabiliyordum. Ama gelin şimdi burada bir de komut satırından yapalım bunu. 5 yapıyorum. Bakınız komuta 5 bir tane daha yeni kolon ekledi ve 5'e çıkardı. Şimdi bana satır sayısını 3 olarak söyledi. 1, 2, 3. Ben bunu yine değiştirebilirim. 5 veya 6 yapabilirim mesela. 6 yaptığım zaman bakınız şurada yapılan fonksiyonu aynen burada da gerçekleştirebiliyorum.
Count demek ki satır ve yani şuradaki kolon ve satırların sayısını değiştiren bir fonksiyon. Spacing dediğin şey çocuklar aslında yine benim bildiğim bir şey. Bakın şuradaki kolonlar arasındaki mesafe. Bakın şuradaki yazan sayı 220.857. Bakın şuradaki sayının aynısı olduğunu görüyorsunuz. Mesela şimdi buradan yani komut satırından değişim yapalım. 230'da çıkartıyorum. Bakınız. Şuradaki sayının değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi bana satırlar arasındaki mesafeyi soruyor. 85.2352. Bakın şuradaki sayıyı. Şimdi bunu da değiştirelim. Mesela 90 yapayım. Aslında şurada yaptığınız, şuradaki array creation kısmında yaptığımız bir işlemi buradaki komut satırında da nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Spacing bu işe yarıyor. Yani kolonlar ve satırlar arasındaki mesafeyi yani between mesafesini belirttiğimiz bir fonksiyon. Kolon dediğimiz şey buradaki kolonların sayısını değiştirdiğimiz kısım. 5 yapayım şöyle. Row'u mesela değiştirebilirsiniz. Şu anda 6, 7 yapalım mesela. Yine buradan yapabileceğimiz bir fonksiyon. Level dediğimiz şey çocuklar Z boyutunda işlemler yaptığımızı söylemiştik. Exit de bu fonksiyondan çıkış yapmamızı sağlayan komut.